Evet arkadaşlar. Bugünkü konum bahis hayatımıza değer kat şey yani yardımcı nitelikler taşır mı? Şaşırtıcı bulabilirsiniz. Çünkü bahis deyince kötü bir alışkanlık gibi görülüyor. Ancak şurası bir gerçek ki bunun bir büyük bir piyasası var arkadaşlar. Ve de çok ilgilisi, alakalısı, sonra şey de var. Bağımlısı da var. O nedenle hiç de hatırı sayılmaz bir konu değil. Ve ister kötüleyin, ister kötülemeyin. Sonuçta çoğu kişinin hayatının bir parçası olmuş bile. O bakımdan arkadaşlar diyebilirim ki bu konuyu konuşmalıyım. Evet. Şimdi başlayalım arkadaşlar. İlk olarak bahis her insan için aynı şekilde nüksetmez. Yani her insanın bahis oynayışı aynı değildir. Bunu isterseniz para tutarından tutun stiline kadar yorumlayabilirsiniz. İnsan bahis neden oynar? İnsan bunu bir çok amaçla oynayabilir. Tabii ki işin ucunda para kazanmak meselesi az ya da çok vardır. Kimileri daha çok hobi gibi takılsa da kimileri ciddi ciddi para kazanmak amacıyla bahise başvurur. Burada arkadaşlar diğer kumar alanlarını değil spor bahislerini konuşuyorum. Diğer kasino tarzı olanları konuşmuyorum. Ve de futbol bahislerini konuşuyorum. Ona göre beni dinleyin. Evet arkadaşlar, işte spor bahisleri zaten birçok kişinin futbola ilgisi olduğu için çok revaçta olan bir bahistir. Tabii ki birçok kişi kaybediyor, birçok kişi kazanıyor. Kimi zaman kazanılıyor, kimi zaman kaybediliyor. Tabii ki bazılarının kazanma oranı daha fazla, bazılarının da kaybetme oranı daha fazla olabilir. Burada sorgulayacağımız şey kendimiz. Bir kere bu işte şansınız var ya da yok gibi bir tanımlama içine düşerseniz yanlış yaparsınız. Çünkü arkadaşlar, eğer ki biraz fazla kaybettiniz diye kendinizi şanssız diye nitelerseniz zaten orada işiniz yok demektir. Önemli olan şansınızın olduğunu düşünüp evrene bu şekilde bir enerji verip şansınız dönene kadar da uygun şekilde bir strateji belirleyerek kazanmaya başlamalısınız. Tabii ki hiçbir bahisçi sürekli kazanamaz, sürekli de kaybetmez. Ama umutsuzluğa düşerseniz bu sizi daha çok kaybetmeye zorlayacaktır. O nedenle öncelikle kendinizi motive edin, kendinizi yanlış yönlendirmeyin, yanlış telkin etmeyin arkadaşlar. Bunu anlattıktan sonra diyebilirim ki hayata dair etkileri açısından düşünürsek tehlikeli boyutlara varan düşkünlükler yaratabiliyor bu konu. Tabii ki sadece spor bahisleri değil, kumarın her türlü. Ancak tabii ki bu alanda da spor bahislerinde de çok para yatıran insanlar var. Ve ne kadar çok yatırırsanız o kadar çok kaybetme riskinizi de şimdi yani şansa bağlamayın işi dedim. Çünkü spor bahisleri aynı zamanda büyük bir analiz işidir arkadaşlar. Analiz yapmazsanız olmaz. Ve analizlerde
çok iyi yol kat edip çok iyi kendinize doğru sonuçlara çıkartabilirsiniz kendinizi arkadaşlar. Çok yardımı vardır. Şans dediğimiz şey zaten her alanda hem yani her alanda sadece spor bahisleri değil, her alanda bir kısım mevcudiyeti olan ya oldu, herkes inanmaz. O nedenle buna daha çok altıncı his diyelim. Sezgi diyelim. Sezgi kazanma açısından önemlidir. Çünkü oran üzerine oynanan bir oyun bahis. Ve ne kadar yüksek oran oynarsanız o kadar çok kazanırsınız. Ancak olasılığı fazla olan yani kazanma olasılığı fazla olan oranlar düşüktür. O nedenle ama aynı zamanda kazanma olasılığı düşük olanların oranı da yüksektir arkadaşlar. Ancak insanın oranlara baktığında tabii ki düşük olasılığa oynayası gelmez. Ne zaman oynar? Ancak hissettiğinde oynar. Ya da sallamasyon bir şekilde öylesine ya tutarsa diye oynadığında. Tabii ki ya tutarsayı hiçbir şekilde tavsiye edemem. Sonuçta ya tutarsa tutsa bile sonra bir daha bir ya tutarsa daha yaparsanız kaybedeceğiniz eninde sonunda muhakkaktır. O nedenle bazen şansına oynayın ama kesinlikle yerini dolduramayacağınız riskler almayın. O nedenle çeşitli teknikler geliştirmek gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bahis zaten oynarken en tehlikeli seviyesine ulaşıyor. Oynamadan önce değil. Ve oynadıktan sonra kazansanız da kaybetseniz de sizi daha çok oynamaya dürten bir dürtünüz oluyor. İşte burada kontrolü kaybedebiliyorsunuz. O nedenle oynamaya başladıktan sonraki o işte durulana kadarki devre çok tehlikeli. Çünkü bu devreden önce aldığınız kararlarınız bile uygulamadan çıkabiliyor. O nedenle kendinize sürekli telkinde bulunarak beyninizi bilinçaltına bazı şeyleri yerleştirerek dikkatinizi artıracak şekilde kendinizi modlamanız lazım arkadaşlar. Yoksa kendinizi bırakırsanız kontrolü bir yerde kaybedeceğiniz kesindir. Dediğim gibi kazansanız da kaybetseniz de durulmazsınız. O an yorulsanız bile birkaç gün sonra geri dönersiniz. Bu bir alışkanlık ve bir bağımlılıktır. Bunu çok az kişi bırakabilir eğer ki müptelası olmuşsa. Yani bir başlamışsa bırakma ve yani ben bunu yaparım diyorsa onun bırakması zordur. Önemli olan kayıp yaşamamasıdır. Yani cebine dokunacak kayıp yaşamadıktan sonra istediğiniz kadar oynayın. Bunun kime zararı var ki? Ama analizinizi yapıp hislerinize de dayanın. İkisini güzel bir şekilde kombine edebilirseniz başarıya ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi her zaman istatistiklere uymaz sonuçlar arkadaşlar. Çok şaşırtıcı sonuçlar gelebilir. O nedenle az çok bir analiz yapmak gerekir. Çünkü olur ya sürpriz bir maça denk düşerseniz yani tüm mantığınızı kullansanız bile mantığınız ortaya çıkmayacak bir sonuçla karşılaşırsanız ki olabiliyor. Bu bakımdan depresif bir moda bürünüp tüm paranızı kaybetmeniz olasıdır. Çünkü kaybedince insanın oynayası belki de bir tık daha fazla geliyor. Çünkü şimdi kazanmak istiyordu oynamadan önce. Şimdi kaybedince kaybını da yapmak istiyor, kapatmak istiyor. Bu nedenle iki katı daha çok
bileniyor oynamak için. Bu çok tehlikeli ve acele etmek çok tehlikeli. Acele ederseniz düşüncesizce davranırsınız ve işte hisleriniz de sizi o anda yanıltabilir. Çünkü hisler sürekli doğruyu söylemez. Özellikle dinlenmiş bir şekilde oynadığınızda daha iyi sonuçlar alırsınız arkadaşlar. O nedenle sürekli bir gün, bütün gün boyunca oynamak, maç takip etmek çok yorucu şeyler. Çok dikkat etmek gerekiyor, dinlenmek gerekiyor, yemeğini falan aksatmamak gerekiyor. Bir nefes almak, bir böyle esnemek falan çok iyi gelir. Kesinlikle sürekli ona böyle konsantre olmak beyninizi yorar ve kazanma şansınızı düşürebilir. Dikkatli olmak gerekiyor. Yani kontrollü olmak gerekiyor arkadaşlar. Acele etmemek gerekiyor. Bazen tabii ki içinize bir his gelirse size zarar vermeyecek miktarlarda bahis alabilirsiniz. Ancak böyle sizi aç bırakacak, sizi müşkül bir duruma sokacak şekilde bir meblağ ile oynayıp da kaybederseniz, ki o durumlarda zaten insan heyecanlı falan oynayınca kaybetmekten korkup oynadıkça daha çok kaybediyor. O nedenle bir şekilde öncelikle kendi güveninizi kendinize aşılamanız lazım. Böyle telaşla, korkuyla oynarsanız evrene o enerjiyi verdiğiniz için kaybetmeye koşullanıyorsunuz. Yani o maçınız gelse bile sonraki maçınızda kaybederek yine kaybediyorsunuz. Oysa ki kazanma akışına sokmanız lazım kendinizi. Yani kazanıp belli bir miktar kazancınızdan oynayıp tekrar kazanana kadar da kayba düşmemeniz lazım. Yani bir kasa olduğunu düşünün. Kasaya paranızı koydunuz. Ve kasanızdan bir miktar kullandınız veya hepsini artık ve kazanç sağladınız. İşte sonraki bahislerinizde o kazancın ana paranız yerinde kalmalı, kazancınızı kullanmalısınız ve kasayı katlamalısınız. İşte bu yörüngede hareket ederseniz bahisle kazançlı çıkacaksınız. Bu da nefis hakimiyeti, öz kontrol ve kendinizi fazla yormamak, acele etmemek, mantığı asla bırakmamak ve gerektiğinde de sezgilerden yardım almakla olur arkadaşlar. O nedenle bahiste bu şekilde bir akışa yönlendirebilirsiniz ve girerseniz bu şekilde de devam edecektir. O nedenle kazançlı çıkarsınız, hayatınıza yardımcı da olur. Ancak kayıp üstüne kayıp yaşarsanız, riskli oynayıp yeri dolduramayacağınız zararlara uğrarsanız arkadaşlar, o zaman kendinize büyük zararlar gördürürsünüz. Ve sadece mal değil, sosyal hayatta da kayıplara uğrayabilirsiniz. O nedenle depresyona girip çok kötü olarak kendinizi kötü yani şekilde hayatınızı kötü bir yörüngeye sokabilirsiniz. O nedenle arkadaşlar kesinlikle dikkatli, aklınızla, mantığınızla ve ölçerek, biçerek, miktarlara dikkat ederek oynamalısınız. Bu şekilde yaparsanız zarara uğramazsınız. İşte baştan dikkatli olarak oynayıp sonradan üzülmemelisiniz. Bu şekilde oynamalısınız. Oyun esnasında da kontrolünüzü, yani nefis hakimiyetinizi yerinde tutmalısınız. İşleyen vaziyette tutmalısınız. Bu şekilde oynamak hem size zevk verecektir hem de kayıp yani
kayba götürmeyecektir. Birkaç ma yani bir maç, iki maç kaybetmek önemli değildir. Önemli olan totalde kazancın ağır basmasıdır arkadaşlar. Bu bakımdan her şey bahisinin kendisinde bitiyor. Eğer ki çok acele edip de kendi kayba sürükleyip de sonradan kendinin kişisel dengesini bozup da sonradan hep böyle kaybetme, zincirleme kaybetme şeyine kendisini sürmemesi ve tam tersine akıllı, bilinçli, ölçerek, biçerek oynayarak kendisini kazanan bir çizgide tutması gerekiyor. Bu şekilde yapıldığında bir zarar arz etmez. Tabii ki bunu başaranlardan olmak gerekiyor arkadaşlar. Bugünkü konumda bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi öpüyorum. Yeni bir vlogumda görüşmek üzere. Hoşça kalın şimdilik diyorum.